numara yoksa hemen götürelim defile salonuna. Bence tamam. Ay, bilmiyorum ki, bir şey eksik değildi mi? Ay Öykücüğüm, kaç defa kontrol ettik, merak etme. Sen göndereceğim. Geldi. Amerikalılar bugün senin defileni izleyecek. Sen tırnaklarını mı yiyorsun? Ben heyecandan ne yaptığımı hiç bilmiyorum Önem Hanım. Tatlım, merak etme. Sakin ol. Göreceksin, her şey yolunda gidecek. Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Adım gibi eminim bundan. Amerikalılar senin tasarımlarına bayılacaklar. Ben bir Olcay'ı görüp geliyorum. Ay hem de nasıl ya? Dün Mete'nin gerginliği, bugün defilenin stresi, öleceğim artık heyecandan. Hayır, hiç gerek yok. Çünkü zaten Amerikalılar senin bütün tasarımlarını gördü kağıt üstünde. Bayıldılar, seni de çok sevdiler. Ah, tamamdır. Ay yok Şeyma, esas mesele asıl bu gece. Anladın mı? Eğer defilede tek bir aksilik çıkarsa bittim ben. Ya kariyerimi baltalamış olurum, her şey suya düşer. Olamaz böyle bir şey ya, olamaz böyle bir şey. İnanmıyorum yani, olamaz. Tamamen şanssızlık. Kötü bir şey mi oldu? Başımıza gelebilecek en kötü şey oldu. Defile salonunun ışık sistemi arızalanmış. Ancak yarına tamir edebiliyorlarmış. Ay, yani düşünebiliyor musunuz? Defile yapacağız ama ışık yok. Karanlıkta defile. Ne yapacağız şimdi? Sürpriz. Ne oldu size ya? Başka bir defile salonu bulamayacak mıyız? Vallahi ben araştırdım ama her yer maalesef dolu. Defileyi iptal etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Bu arada ben biraz önce Emre ile konuştum. Misafirlerimizi otelden almış, buraya doğru geliyorlar. Ya Olcay, ne diyeceğiz biz onlara? Işık sistemi bozuldu, defile iptal oldu falan mı diyeceğiz? Olmaz öyle şey. Amerikalılar sırf bu yüzden geldi buraya. Topa tutarlar bizi vallahi. Üstelik bu akşamüstü dönüyorlar. Yani biletleri çoktan alındı. Geldik, çık işin içinden. Ne yapacağız şimdi? Ha, benim şahane bir fikrim var. Bence Tekirdağ köfte yemeye gidelim. Telefonları da kapatırız o. Ne yaparsanlarsa yapsınlar, bize ne? Bakmayın öyle. Bakmayın, bu kadar geliyor aklıma. Yani bu saatten sonra zaten dönüş yok. Her şey bitti. Yarına mı ertelesek defileyi? Ya bu akşamüstü kesin olarak dönecekler. Yani yarın Londra'dalar. Sonraki gün Parisliler. Bütün programları bir ay öncesinden belli. Yani şansımızı denesek ne olacak ki? Ya Ayas, sen bu adamları tanımıyorsun. Bunlar öyle adamlar değil. Aksilik sevmiyorlar. Mümkün değil, bekletemeyiz yarına. Ya haklısın tatlım ama Ayas doğru söylüyor. Bir şansımızı deneyelim. Kaybedecek bir şeyimiz yok. I'm terribly sorry but it's impossible for us to wait tomorrow. We have to go to the airport today. Of ya. Gomobiş dedi. Bir yere mi gidiyor bunlar? Yani çok büyük hayal kırıklığı yaşıyormuş. Hani bize söz verdiniz, tutmadınız, o yüzden gidiyoruz diyor. Demiştim ben sana, değil mi? Ya ama elimizde olmayan sebepler yüzünden aksilik çıktığını söylediniz mi? E tabii ki söyledim ama bizi ilgilendirmez diyor. Okay. Let's go. Hey. Mister. Ay. Aa. Ya. Aa ya. Ya bunlar ne yapacağız abi ya? Yapacak hiçbir şey yok. Bitti her şey. Yolun sonuna geldik. Tamam, airport. Sen bekletme onları Emre. Ay ben galiba birazdan ağlayacağım. Aa, merak etme tatlım. Bak sen çok yeteneklisin. Bunlar olmaz, başkaları olur. İlla ki önünde yeni kapılar açılacaktır. Benim şu an önümde gördüğüm tek kapı tuvalet kapısı. Ve gidip biraz ağlamam için o da. Ya Öykü. Ya bir şey yapmamız lazım. Kız çok üzüldü. Ne yapabiliriz? Adamlar gidiyor işte. Keşke bir gün daha kalsalardı. Yarın her şeyi organize ederdik. Aslında onları burada tutmanın bir yolu daha var. Neymiş o? Uçağı kaçıracaklar. Emre. Bak şimdi beni iyi dinle. Tamam Ayas, tamam. O iş bende. Şimdi ben bunları öyle bir İstanbul turu attırırım ki.
Onlar hayatta o uçağı yakalayamaz, sen merak etme. Hadi bismillah. Good day. Weather, good. Ha? Bilir. Kaça gidiyorsun sen? Beşe. Beşe gidiyormuş bak, görüyor musun? Hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Adamsın lan sen. En sevdiğin futbolcu kim? Ben baba. Al bakalım. Excuse me, could you hurry up, please? We have to go to the airport. The airport? But I don't speak English hocam, yani ben anlamıyorum. We need to go more quickly, okay? More quickly. Okay. Hay Allah, bak. Mister. Renk. Lamba yandı mı bekleyeceksin? Bunun kaçarı yok yani. Sonra ceza yiyorum, ben ödüyorum. Yazık. Yes, Ace. I am Ace. Please, be quick. Yes? Tamam lan, patladım Allah Allah. Hadi, geliyorum, come. Alo. Burcu, ne yapıyorsun? İyiyim ben de vallahi, ne yapayım? Turistleri gezdiriyorum İstanbul'da. Yok, rahat rahat konuşabiliriz, var vakti yani. İşte havaalanına gidiyorlar, uçağa. Ama kaçıracaklar tabii, yetiştiremeyecekler. Niye kaçıracaklar? Dur ben sana baştan anlatayım. Şimdi Ayaz var ya bizim. Then we have a deal. So, let's go in a few minutes. Ne diyor? Yani uçağı kaçırdıkları için çok kızgınlar ama bizim planımız olduğunu bilmiyorlar. Yapacak bir şey yok kardeş, İstanbul trafiği yer. Epik defile ne olacak? İkna ettim. Yarın defileyi izleyecekler, sonra gidecekler. Harika! Yalnız arkadaşlar, küçük bir sorun var. Gördüğünüz gibi birazcık sıkılmış durumdalar. Oğlum normal yani, iki saattir İstanbul'un içinde. Oradan oraya bayıldı adamlar ya. O yüzden bu gece onları evlendiriyoruz. Bence haklısın. Bunlar böyle keyifsiz izlerlerse defileyi beğenmezler. Peki ne yapacağız? Vallahi meyhaneye gidelim dedim, kabul ettiler. Bu gece eğlence var. Yalnız biz erkek erkeğe gideceğiz. Siz kızlar ayrı takılıyorsunuz. Niye ya? Nedenmiş o? Çünkü Julia Hanım'ın midesi bozulmuş yağlı yemeklerden. O yüzden sizin eve gidecek. Ya kadın, bizim evde ne işi var? Ya ben konuştum kadınla. Restoranlardan işte, kalabalık ortamlardan falan sıkılmış. Benim de aklıma başka bir şey gelmedi. Ne yapayım? Bence harika bir plan. Ne dersin Öykü? Öyle madem, anneme söyleyeyim. Bir tarhana çorbası yapsın. Arkadaşlar, ne yapıp edip misafirlerin gönlünü hoş tutmamız gerekiyor. Anlaştık mı? Tamam. Türk misafirperverliği yani. Aynen öyle. geçecek. Mister, uçak. Sorry yani. Şşt, duvar işe yaramış. Çok alamayacak. Ay merak etme, uyanmaz o. Ne yaptın kız sen? Sibel doğruyu söylemedi. Ay işi garantiye aldım canım. Çayına uyku battım. Kız aklında bir yaşa. Ay ben alacığımın üstünü örteyim, üşümesin kadıncağız.
Öykü nerede? Öykü işte. Anne, hayırdır, ne işin var senin burada? Vallahi bu sefer dedenle babaannenin yaptıklarını anlatmayacağım, göstereceğim. Burada internet var mı? Var, var. Çocuğum, aç bilgisayarı. Oğlum, bakınıp durmasana, aç şu bilgisayarı. Açıyorum anne ya, bağırmasana kızın yanında. Tatlım, o duymaz seni. Takılma sen bunlara. Anne, Allah aşkına ya, açılana kadar söyleyin. Ne oldu? Senin bu dedenle babaannen var ya, sizin eve öyle yerleştirmişler kamerayı. 24 saat canlı yayın sizi izliyorlarmış. Bir şey duymuşlar mı peki? Ya ne bileyim, duymadılar herhalde. Duysalar böyle durmazlardı. Cip, cip, hadi ablacığım, hadi aç bakayım şunu. Oğlum, Öykü beni böyle görse var ya, kıtır 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 keser. Oha! Oha, ortama bak! Bana bakın, ağız okumayı bilen var mı içinizde? Ne konuşuyor bunlar? Burcu var ya, dır 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 dır. Çenesini döver vallahi. Oğlum, delireceğim ya. Emre bir şeyler söylüyor. Vallahi benim var ya, hiç kimseden korkum yok kardeşim yani. Hem ben de insanım, tamam mı? Zaten tek kadına mahkum kaldım. Arada sırada eğlenmek benim de hakkım ya. Ya benimkine bak ya, dansözün içine düşecek resmen. Ah İlker, ah! Ayaz, ben bir tuvalete gideceğim. Oğlum ben iyi değilim ya. Ben var ya şu an. Pert oldum, pert. Ay yok canım, işte sızdı işte. Ha. İlker. Başım. Ay yok canım, ne olacak ya? İşte işte sızdı işte. Baksana, benimki at gibi oynuyor, at. Yok yok Sibel, bu işte bir terslik var. Ayaz hiç sızacak kadar içmez. Ay ya, Emre de aslında çok içmez ya. Ha? Al işte bak, duymuyor telefonu, kesin bir şey oldu. Ya yok canım, işte içip içip sızdılar. Ay nereden getirdim ben şunu ya? Oğlum. Çocuğum hadi sen arkadaşınla mutfağa git, bir şeyler için. Hadi yavrum. Merhaba, ben Cem. Bir şeyler içelim mi? Ne oldu bize? Silah! Silah var kadının evinde! Polis! Polis arayalım! İlker, silah! İlker! İlker! İlker bak, İlker! İlker!
Soymaya mı geldiniz siz lan? Ha. İnşaat! İnşaat dikkat et! İnşaat! Ver o silahı bana! İnşaat! Sibel ben! Anne anne bir şey yap! Sibel! Resmen televizyon aldı şimdi ha? Ya böyle büyük ekran diyorsun yani. Ya ne büyüğü oğlum, dev, dev. Ya bir dakika, ne demek dev ya? Hakaret etmeyin. Yani şuradan içeri girerken sizden bilet kesmem lazım ya. Allah Allah! Hadi başlayacağız. İnanmıyorsun, ilk kere iştahını atacağız diyorum. Aa, hoş geldiniz. Fatih, benim karnım çok acıktı. Senin acık mı? Vallahi ben de çok acıktım senin. Kız sabahtan beri bir şeyler yiyeyim ama midem hala kemeri. Fatih, oğlum şurada bir yerde dursak da rahat rahat. Oğlum bu nedir ya? Anlaşılmıştır, şoför. Oğlum, bir Nisan şakası falan mı bu ya? Ayaz, derbide şaka olmaz. Öykü, televizyon nerede? Ya biz nasıl olsa izlemiyoruz. Annemin de gözleri pek iyi görmüyor ya. Ben de onlara verdim. Daha neler? Ayaz ya. Ben göremiyorum. Hangi kanaldayım? Baksana. Öykü, kalkar mısın? Biz maç izleyeceğiz. Maç izleyeceğiz. Bunda. Ya ne yapsak? Bize mi gitsek? Bence de. Zaten sen niye geldin? Sadece bir şey oldu sandım. Öykücüğüm bak, ben çok üzgünüm. Hem... Bir dakika, bir dakika. Bir kere onun yeri benim yanım. Sen bir şey olmadı da. Nimet'i, sana gidersek maçın ilk 10 dakikasını kaçırdık say. Doğru. Ay tamam tamam, ağlamayın. Ben zaten yatacağım. Siz burada izlersiniz maçınızı. Sen kimsin? Ama sakın ses yapmayın. Şey yani ama sen kimsin deyince... Şey... Aç aç kanalı aç, çabuk çabuk. Geç şunu, sıra seni içer. Geç hadi abi. Sibel bacının aç. İşte. Günün nasıl geçti? Bugün sanırım bayağı bir insanın evine ekmek parası götürmesine yardımcı oldum. İşte bu. İçindeki enerjiyi keşfedeceğini biliyordum. Evet. Umutsuzluk gerçekten yaşamın mayasını kaçırıyormuş. Çok garip ama bana iyi geldin Tayfun. Sen çok değerlisin Şeyma. Değerini görmeyenler varsa bu onların sorunu. Sen kendinin değerini bildikçe hayat sana hep güzel şeyler verecektir. Efendim Öykü. Şeyma, bütün kızları topla, çabuk buraya gel. Nedeni şu canım. Düşman orduları sınırlarımızı işgal etmiş durumda. Hemen çıkartma yapmalıyız. Yoksa esir düşeceğiz, kayıp vereceğiz. Anladın mı? Anlamadın. Çabuk buraya gelin işte Şeyma ya. Bütün kızları topla. Ne kadar kız bulabiliyorsan topla hatta. Gerekirse yoldan topla. Beni ilgilendirmez. Bir sürü dişi istiyorum. Duydun mu beni? Bütün dişiler bu evi kahkahalarıyla inletsin istiyorum. Zeha'ya dönüyorum. Zeha topu aldı. Hesabına bakıyor. Böyle bir televizyon. Nerede kaldınız ya? Devam et abi. Vallahi bu soru. Ben... Ayağa kalkıyorum. Ayağa kalkıyorum.
Hoş geldiniz. Bu ani pijama partimizi şereflendirdi. Evet. Bunlar senin. Martyon boşta. Tekrar Rune'ye doğru görmeye çalışacak. Da senin. Evet, Rune ilerliyor. Rune kaleciyle karşı karşıya. Ne bu kadar kantona? Ben de bir şey oldu sandım. Merhaba. Ay bayılırım pijama partisine. Herkesi topluyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ay sen de mi buradaydın? Şerman'cığım bak ben... Aa, galipten sesler falan mı duyuyorum ben ya? Ben de ya, aynı bizim rahmetlinin sesine benziyor. Kızlar abartıyorsunuz ya, gerçekten özür dilerim ben... Abim ne söylemiyorum aslında, iyi çocuktu ha. Biraz sorumluydu ama değil. Sindirmeler için biraz zaman ver bence. Kesinlikle burada Royal'ın hakkını vermek lazım. Müthiş bir öne çıkış yaparak yerini doğru tuttu ve McLaren'ın önüne çıkmasını inanılmaz bir şekilde engelledi. Şimdi tekrar daha geçiyorlar. Oynayacaksın, oynayacaksın. Ay böyle yakışıklı mı yakışıklı? Selvi boydu. Ay birisi bana kapıdan girecek, sen şok. Şeyma. Ay bu benim kafenin kafası gibi duruyor. Gerçekten. Ay hem de büyük bir kısmı. Ama sanki senin adım atman gerekiyor. Orta karşı karşıya. Orta vurmaya koy. Kaydımız var biliyorsun. Sesimi yorma. O yüzden ben senin yerine bağırırım. Bu gol! Ya kısmet varmış diyorum. Kısmet 3 saatte kadar. 3! Kazananı olmayı başaracaklar. Ben duyuyorum niye? Kısamayız, başka yere gidelim. Liverpool Arsenal'le başa baş bir oyun ve başa baş bir mücadele gösteriyorlar. Bu anlatanın böyle ekrana geliyor. Gördüğünüz gibi. Ve gerçekten uzaktan inanılmaz bir şut attı. Kapatsanıza şu maç izliyoruz burada ya. Kapatamayız, başka yere gidin. Abartmadım mı Öykü? Erkekle maçın arasına girmenin cezası 6 aydan falan başlıyor. Hiç de alakalı. Sen rahat. Televizyonu almadığını düşünecek durumları. Erkek mi erkek anlamı? Genelleme yapmayalım şekerim. Mesela ben futboldan hiç az etmem. Ne o öyle? Yalnız Olcay'cım evet kesinlikle biraz kışın. Dinleniyorum sen ne yapıyorsun? Bir adım atman gerekiyor. Atacak mısın? Attım bile. Bitir artık. Yarın buluşalım mı? Dakikayı göremiyor artık. Bir sandal artık. Bitir ya. Bitti. Kapatın şunu. Dur daha yorumları izleyeceğiz. Maçı kazanmayı biliyorum. Ben de bunu anlamıyorum. Az sonra zaten yorumlarla sizinle birlikte olacağız. Ya bir de size olup bitenleri anlatanları niye bir daha dinliyorsunuz ki? Evet, çünkü Burcucu, bazı arkadaşların kafası bayağı bir kalın olduğu için izledikleri şeyi onlara böyle tekrar tekrar anlatmak gerekiyor. Karşısındaki beraberlik ve önceki hafta City'de kazanılan beraberlik... Çok da lafı duydun mu ya? Ben şimdi bu yükün altından nasıl kalkacağım ya? Daha doğrusu Everton'da kazanılan maç ve Arsenal'in kaybedilen maç sonrası... Gerçekten sen niye bu kadar sessizleştin? Bu sefer West Bromwich Albion'ın... Yarın biriyle buluşuyorum. Kim var, kim var? Nerede? Tabii ki sizin kafede. Hayatta kaçırmam. Hayır, olmaz, olmaz. Siz gelemezsiniz, yoksa çok gerilirim, olmaz. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Şeyma yarın internetten bulduğu bir yakışıklıyla Sibel kafede buluşacak. Hayır, bir dakika.
Ne oldu, buluşacak mıymış? Savunmanın baskısını sürdürdüğü için onlardan saklandı. Çok iyi gizlendi ve gerektiği yerde ortaya çıktı. Tam bir profesyonel. İlk yarı top oynamadı. Hala karşı tarafı sana yeterli mi söylüyor? Tam bir şey söylüyor. Ben zaten size söylediği çok doğru. Ama birazcık karşısında çok fazla direnmeyi başaramadılar. Ve işte bu arada Mata'nın golünün tekrarı ekrana geliyor. Gerçekten inanılmaz. Görüyor musunuz? Gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.